Herkese selamlar, ben Emre. Bugün Mortal Kombat X'in yeni bir bölümündeyiz ve Osuran kardeşimizin challenge'ı var, onu alacağız. Kuru fasulyeye boğulmuş bir arkadaş var burada. Ondan önce şöyle hemen videonun girişinde bir açıklama yapayım. Haftaya, Perşembe günü yine biliyorsunuz istediğiniz oyunlar serisi yapıyorum. Direkt en başında açıklayayım, istediğiniz oyunların en beğenilenlerini yapıyorum. Sonra niye bana bu oyunu yazdım da oynanmıyor demeyin. En beğenilen oyunlar oynanıyor. En çok beğenilen oyunlar değil hatta. Oyun oynanıyor direkt. En çok beğenilen oyun oynuyorum. Ona göre yorumlarınızı yapın lütfen. Oyunlarınızı yazmayı unutmayın. Mümkünse güzel oyunlar olsun. Hani güzel oyunlardan kastım nedir? Mesela hiç bilinmeyen bir oyunu çektiğim zaman normal olarak izlenmiyor mesela. Hani şöyle düşünün. Çok beğenilmiş ya da bir oyun söylediğiniz zaman eğer ben çektiğimde beğenilirse onu seri haline getiriyorum. Mesela yoksa bir bölümlük olarak devam ediyor. Bir bölüm çekiyorum. Bir daha çekmiyorum ondan sonra. Mesela Shadow Fight'ı çektim. Çok da rağbet görmedi. O yüzden bir daha şey yapmayacağım. Hani çekmeyeceğim. O yüzden dediğim gibi 50 kere o yüzden dedim ama olsun. Beğenilen oyunları yazarsanız daha da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi daha fazla uzatmadan, zırlamadan şu challenge'ımızın şu kısımlarına girelim bakalım. Şuraları ben ufaktan bir hallettim. Şu son iki kısım yine kaldı. Onları beraber tamamlıyoruz. Ondan önce şuraya bu sefer bakacağım. Bu bakışı yapacağım. Başlangıç statları gayet yüksek bir karakter. Boraicho. Ejderhanın nefesi mi? Dragon Breath. Ejderha nefes. Boraicho kardeşimiz. Martial Arts'tan şey yapıyormuş. Ignition. Ne bu, yakma, burning gibi bir şey mi? Tutuşturuş gibi bir şey herhalde. Her neyse. Bu kardeşimizin özellikleri güzel. Bak şimdi oyuna gireyim. Bir alalım, göstereceğim size. Normalde bende var. Birinci seviye herhalde. Daha hiç evrimleşmedi. Bayağı bir uzun süre oldu aslında bunun challenge gelmeyeli de. Şey yapalım. Bronze tier characters only diyor. Burada ne var, neler var? Tamam. Şuradan hemen bronz karakterlerimizi bir alalım abi. İki tane şuradan enerjisi dolmuş karakterler var. Bunları şöyle bir ekliyorum ben hemen. Bunlarla savaşıp burayı hemen bitirelim. Şu ondan sonra iki kısım kaldı. İkişer savaş orada var. Onları seri seri bitireceğim. Ondan sonra asıl olayı, asıl kısma gireceğiz. Yalnız ses, evet tamam, ortalama normale çektim sesi. Şöyle bir vursam kardeşime. Bunları teklemeye yakın yapıyorum. Güzel, bayağı vuruyoruz bunları. İyi abi. Devam bakalım. Şunu da indirirsem güzel. Buraları halletmek kolay. Normal kısım olduğu için tabii ki. Normal challenge olduğu için böyle. Bu arada dediğim gibi her gün video var artık. Pazartesi dahilinde her gün video var. Video şeylerini söylemiştim size. İşte pazartesi mesela Injustice 2 ile başlıyoruz. Sonra Mortal Kombat. Çarşamba Mortal Kombat. Perşembe bir oyunluk seri. İşte ilk bölümlük oyun serisi. Cuma Mortal Kombat'ın o haftaki challenge'ının videosu. Cumartesi Injustice 2 ve pazar günü tekrardan Mortal Kombat'ta biriktirdiğim ruhları işte veya onu bunu falan pek açılımı gibi olan videolar, hani yoğun içerikli olan video pazar günü, yani onu pazar gününe saklıyorum. Şöyle ki burada da hemen şu kardeşlerimiz var. Trooper'ın enerjisi tam dolmamış, o yüzden onun yanına şunu alayım. Ne var onun yanına? Şu Kano'yu ver ya da o şuradaki ver gitsin abi. Bronzdan enerjisi bitsin. Diğerleri kalsın. Kesin Cage ile beraber şurayı çok rahat halledeceğim zaten. Hadi kardeşim gir artık. Teşekkürler. Çok vurduğu için zaten bir sıkıntı çıkartmıyor. Bir tane daha vursam tamam. Bunu da halledeceğiz. Rahat rahat bitiriyorum bunları. Güzel. Bu arada bazı yorumlar geliyor mesela. Sen 4 bıçak yıldır oynuyorsun. Bu halde misin? İşte ben şu kadar sürede oynuyorum. Şu haldeyim. Diyenler olmuş. Birincisi ben şey yapmıyorum hani. Şimdi şöyle düşünün. Günümün yaklaşık 12-13 saati falan etütte geçiyor benim. Sürekli yani etütte. 7 saatte uyuduğumu düşünecek olursanız günümün %80-85'i falan etütte zaten. Hatta daha fazlası da diyebiliriz yani. Öyle düşününce bu oyuna ayırdığım süre çok az. Hani bunun yemesini düşünün. İşte içmesini, tuvaletini düşünün. Her şeyi var bunların ayrı ayrı. Bunları düşündüğünüz zaman işte çok daha fazla bir şey yapıyor. Süre ediyor bu. Ve çok az bir süre kalıyor benim bu oyunlara ayırdığım süreler. Hani o yüzden 4,5 yıldır oynayıp da bu süreye gelmemiz lazım. Mesela ben 4,5 oyuna ilk başladığımda Warner Bros. Hesaplarını bilmiyordum. Hani nasıl açıldığını, ne yapıldığını falan. O yüzden oynadım. Ondan sonra hesap silindi gitti. Girdim o hesaba. Baktım yok. Hani Google Play ile oynadığımda burada kaydoluyor sanıyorum. O yüzden
şey yapmıyordum, hesap falan açmıyordum. Bu arada silver kart kalmamış mı ya gerçekten? Yok mu? The Warp var. Hani öyle oluyor sanıyordum. Bir giriyordum böyle, hesaplarım yok, hani sıfırlanmış. Sıfırdan 3 kere 4 kere belki 5 kere falan başlamışımdır inanın. Hatta bu hesapta sıfırdan başladım ama bunu video alaraktan başladım. Bunu yaklaşık bir 6 aydır falan oynuyorum ama 6 ayın zaten yaklaşık 2 ayında bir ara verdim YouTube'a. Şöyle ki dediğim gibi hani sürekli oynamıyorum artı 6 aylık bir oynayış olarak düşünün. 4,5 yıldır oynuyorum diye bir şey söylemedim ben. 4,5 yıl önce başladım bu oyuna. 4 yıl hatta 4 yıl önce başladım bu oyuna. 2014-15 senesi arasındaydı. Hatta 15 senesi, aynen 15 senesi olması gerekiyor. Çünkü 4 yıl civarı oluyorsa aynen öyle oluyor. Bir de hani o zaman telefonum o kadar kötüydü ki böyle oyuna. Bir de şimdi eskiler belki biliyordur. Eskiden Mortal Kombat'a girerken öyle kolay girmezdi. Bir dakika rahat sürerdi oyuna giriş. Hangi telefonu alırsan al bir dakika sürüyor o giriş abi. Ne olursa olsun. Hani benimki çok daha kötü bir telefondu. Böyle 2-2,5 dakikaya yakın sürüyor. Artı ısınıyor telefon böyle. O kadar çok ısınıyordu ki onu oynarken. Şarjı emiyordu böyle var ya. Şimdi onu kısalttılar mesela. Oyuna girerken direkt işte 10 saniye falan sürüyor. Ondan sonra giriş yapıyorsun. Eskiden dediğim gibi çok uzun sürüyordu. Kanser eden bir oyundu. Girmediği için böyle zaman bulamayıp şey yapıyordun ya. Kapatıyordun sinir olup oyunu gelmiyor diye. 35 ruh bu çok iyi. Şuradan hemen devam edelim. Ne boş yaptım ya. İşte anlayacağınız öyle yani hani. Sürekli zaman ayırdım bir şey değil. Oyun öyle bir değil. Hani herhangi bir oyun için değil. Bu tüm oyunlar için böyle. Çok hani oyunlara zaman ayıramıyorum. Normal sınav senem. Sadece Spec Ops takımlar istiyormuş. Şöyle yapalım kardeşim. Şunlardan olsun. Artı bir de silver ver hadi. Geri kalanlarını verme. Evet, Jax Briggs'i bu arada deneyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz hafta sonu şey çıkardık. Onu evrimleştirmiştik. Yalnız Diamond'ı Diamond'ı seçtin. Ha, bir tane varmıştı. Yani. Tamam. Diyorum hani çok çok az, hani bu kadar olmaması lazım. Yanına ne alayım ben bunun? Şunu ver ya. Şu sakatı versen olur. Yanına bunu versen. Tamam. Jax Briggs'i hallederiz de şimdi en yüksek hasara Jax Briggs sahipse onu kullanmayayım abi. Ben onun yerine başka bir şey kullanayım. En son onu kullanırım hani. O daha mantıklı geliyor. Şimdilik Sonya Blade ile başlayalım. Devam edelim bakalım. Anlayacağınız böyle yani benim hikayemde. Ama dediğim gibi sınav senesi bir bitsin. O zaman içerikler daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Hatta oynayamadığım oyunlar için yan bir hesap açacağım. YouTube'da ikinci bir kanal açmayı düşünüyorum. Tabii o zamana ne olur ne değişir bilemem. Şimdilik bunlar düşünce çerçevesinde gelişiyor. Orada daha fazla hani işte bu kanalda belli bir oyun oynarım. O kanalda daha çeşitli oyunlar oynarım diye düşünmekteyim. Bakacağız duruma göre. Göreceğiz hep beraber neymiş ne değilmiş. Hadi bakalım. Hayırlısı. Oh. Sizin günler nasıl geçiyor? Benim için şu an çok zor. Mesela son işte 4 aya falan girdik sınav sürecinde. O kadar çok darlıyor ki böyle hani. Oo, 1400 vurdu bu arada. Gayet güzel vurdu. Çok darlanıyor insan. Yani gelsin de bitsin de. Şu an bitsin gitsin diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? O kadar şey ki böyle. Sıkıcı bir dönem ki hani. İnsan daralıyor sinirli. Hani sinirli, bir de stresli oluyorsunuz sürekli böyle hani biri bir şey dese yüzüne küfür edeceksiniz o kadar. O kadar söyleyemedim bir de böyle. O kadar insanı sinir ediyor hani. İşte böyle olunca daha da zor oluyor. Hatta YouTube'da yorumlarda bazılarına patlıyorum ama hak eden de var, onu da söyleyeyim yani. Kanaldan galiba bir haftada 2-3 kişi banlıyorum ya. Hani onu da böyle teşhisini koyabilirim artık. Rahat 2-3 kişi banlanıyordur galiba hani. Boş yorum gelince direkt acımadan banlıyorum sinir edenler olunca. Direkt tartışmaya falan girmemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Çünkü bitmeyecek öyle insanlar, farkındayım bunun. Çünkü yani kanal illaki büyüyecek diye düşünüyorum. Daha fazla büyüdüğünde daha fazla çekemeyen insan olacak. Normal. Olması aslında hoşuma gitmiyor değil. Yani güzel böyle insanların olması, çekemeyenlerin olması daha iyi. Bu işimi aslında iyi yaptığımın göstergesi. Çekilemiyorsan işini bir yerde iyi yapıyorsundur. Her zaman için böyle değil tabii ki de. Beni bazıları mesela egoist sanıyor. Tanımayan insanlara dışarıdan egolu görünüyorum. Normal. İlk videomu izleyip mesela adam bir videomu izliyor. Video mu? Videomu izliyor. Ondan sonra sen egolusun. Bu ne? Ne yapıyorsun? Ne sanıyorsun kendini? Diye yorumlar geliyor.
Çok basit yolu var ama YouTube'da işte onun YouTube'un bu huyu çok güzel. Engellediğiniz zaman adam sizi ne görüyor, ne bir şey, ne yorum yapabiliyor, ne şey yapabiliyor. Bir de hesapta kolay açılan bir şey olmadığı için hani YouTube açarsın, 3 tane 4 tane hesap açarsın, 5. numaran tıkanır, açamazsın. Bu güzel bir şey. Adam mesela yan hesabıyla geliyor, onunla küfür ediyor, pıt ve çok rahat bir şekilde kullanıcıyı engelle diyorum. Yok oluyor, gidiyor yani. Yeryüzünden siliniyor. Bu güzel bir şey. Bunun rahatlığı güzel oluyor yani. O yönden hiçbir zorluğu yok. Şimdi kardeşim, bak, iki maç başkalarıyla yapacağım. Ondan sonra Jax Briggs'i devreye sokacağım. Şöyle ki, ver kardeşim, şunu ver, şunu ver. Diamond Jax Briggs'e birazcık daha ver. İki maç daha yapayım. Çünkü onun enerjisi bitecek. Bitmesin boş yere. Ruhu elimden geldiği kadar saklıyorum ki hani daha fazla içerik çıkartabilelim. Daha çok içerik çıksın. Öyle yani. Bakalım. Göreceğiz hep beraber. Dediğim gibi istediğiniz oyunları lütfen yazın yorumlara. Onu da tekrardan hatırlatayım videonun ortasında. Bu arada videoyu buraya kadar izleyip eğer eğlendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir beğeninizi, abonenizi emerim. Alırım yani. Evden aldırtırım beğeninizi, abonenizi. Şöyle bir atayım kardeşime. 8700. Ya bu karakterin şeyi gelse challenge'ı, keşke gelse. Bunu markete ekleyebilirsem fullleyeceğim de. Ekleyemiyorum. O üzüyor beni. İkinci seviyeymiş bak da. İkinci şeymiş, evrimmiş. Eklediğim zaman onu fullemeyi düşünüyorum. Hani öyle bir fikirlerim var. Fikirlerim mi? Öyle bir fikrim var. Bakalım. Haziran'a kadar sabredim ya. Haziran'ın 14'ü 15'i sınav şeyim. Sürecim. Sınav bittikten sonra ki inşallah iyi de geçer. Bir sene daha bunları yaşamak hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum var ya. En ufak bir şekilde istemiyorum ama. İnşallah iyi geçer. O süreçte 20 bin vurdu bu arada, çok güzel hasar. O işte iyi geçerse bilin ki coşacağız, hani ortalığı yıkacağız, yakacağız, yok edeceğiz böyle. Güzel geçecek. Bu arada 3. maçına girdim herhalde yanlışlıkla. Yani çok da zorlanmadığım için aslında. Devam edebilirim herhalde ya. Rahat rahat yeniyor zaten. Düz vuruş atıyor sadece, başka bir şey yapmıyoruz yani. Baksana. Çok da vuruyor yani. Gayet de rahat yeniyorum. Duvara falan. Bak. Yani bir komboyla %60 canı gidiyor. Bir de Block Breaker de var. Yani rahat rahat öldürüyoruz ya. Şunu da at şöyle. Fıtı fıtı tara. Bitti, öldü. Güzel, 10, 15 saniye falan mı sürüyor bir maç? O civarda galiba. Eskiden maçın ne kadar sür... ya ne oluyor bu? Boğazım kurudu galiba. Eskiden maçın ne kadar sürdü? Sürdü mü? İyice gitti Türkçem. Ne kadar sürdü? Heh. Yazardı ekranda. Sonra onu değiştirdiler. Daha değişik bir şey yaptılar. Böyle havalı şey olsun diye. Görüntüler falan olsun diye değiştirdiler. Güzel oldu. Manken yürüyüşü falan kattılar böyle. Tüm şampiyonlarda böyle bir şeylik oldu. Cins cins hareketlemeler oldu. İyi yani. Oyun çok değişiyor ya. Hızlı değişiyor. Injustice 2 zaten onu da oynuyoruz biliyorsunuz sürekli. Onu bu arada oynamanızı ve izlemenizi öneririm. Çok zevkli bir oyun. Yani eğlenerek oynadığım bir oyun. Size öneririm o yüzden. Hadi kardeşim devam edelim. 10. savaştaymışız. Evet, biraz acıktım şu anda. Saat 10'a geliyor. Bu arada geldim. 10-15 dakika dinlendim. Videoya girdim. Ne kadar geç geldim siz düşünün. Sabah saat 8.30'da falan ortalama ders başlayış süreci. Tabii ondan daha erken kalkmak gerekiyor. Otobüse yetişme olayı ayrı. Bir de otobüs benimki 4 tane okul, bir tane hastane üzerinden geçince hani yeryüzündeki tüm insanlar bir otobüse toplanıyor. Oksijen denen şeyin varlığını içeride sorguluyorsunuz. Hani acaba var mı? Hani oksijen ne o? Hani böyle insanlar kafayı yiyor hani. Çok değişik bir ortam ya. Herkes birbirine söyleniyor böyle. Çok sinirliler. Değişik değişik böyle laflar atanlar var. Ablanın biri var sürekli sinirli böyle hani. O böyle şey yapıyor. Deliriyor, anlatabildim mi? Hani İçinden böyle ne varsa kayıyor böyle, geçiriyor da geçiriyor, yok ediyor. Şoföre sövüyorlar. Şoför, lan ben ne yaptım diyor. Spec Ops karakter. Aa, pardon. Spec Ops ver bir de. Bu ne ya? Zaten bir tane varmış. Püh, senin gibi ben. O zaman hepsini aktif et de ya. Şuradan Spec Ops lazım. Bir tane enerjisi dolu olan yok mu kardeşim? Jax var. Tamam, yeter. Sergeant'la beraber hallederiz onu. İlginç ortamlar yani, o yüzden Starbucks'a mesela, o gittiğim yerlerde Starbucks da var. Bir üst
yolumun üstünde değil ama daha böyle şeyinde, uzağında. Oradaki insanlar çok değişik geliyor bana. Bilmiyorum Starbucks aranızda giden var mı ama böyle hani böyle parasıyla hani göz doyurmaya çalışıyorlar denir ya. Hepsi için konuşmuyorum tabii ki. Bu genel bir söyleyiş değil asla. Oraya gerçekten eğlenmeye, işte kahvesini içip takılmaya giden insanlar da var ama çoğu böyle şey hani konuşmalarında falan da belli oluyor insanların. Daha şey böyle hani moruk, babamızın parasını yemeyeceğiz ya, ne yapacağız havasında gezenler var. Hani boş insan diyebilirim ya. Hani kahveden çok da farkı yok gibi. 2800 çok güzel vurdu. 2500 sen ne yapıyorsun yakışıklı ya. Güzel vuruyor ha. Evrimden sonra bayağı kendine gelmiş. Bu arada tıklamayacağım, tıklamama gerekir, öldürecek zaten. Umarım Starbucks'a gidenler şu an kudurmuyordur. Herkes için konuşmuyorum. Siz eğer amacınız doğrultusunda mesela kahvenizi içip oturmaya, gerçekten zaman geçirmeye gidiyorsanız eyvallah, hiçbir sıkıntı yok. Ama gidip sabah saat 7'de gidip oraya oturan var be. 8'de gidip oturuyor adam akşam 11'e kadar orada. Ne yapıyorsun orada birader? Gerçi bana ne biliyorum ama ya işte. Güzel. Güzel. Bende olmayan bir şeyin çıkması gayet mutlu ediyor. 7. seviyeye ulaşmış o da. Hoş. Bayağı hoş. Kenshi must be on your team diyor. Kenshi, sen istediğin Kenshi olsun yakışıklı, gel bakalım. Ver. Ver 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 ver. Ben sana bir Kenshi vereceğim şimdi var ya. Aklın hayalin neyin varsa şaşacak ya. Şunu verme yanına, şunu ver. Şunu yok lan, bu Raichu'yu verme ki. Bu Raichu'yu kullanabilirim bir daha. Ver Kaino, ver. Evet, devam bakalım. Kenshi'mizin enerjisini yenileyip devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ya öyle işte. Bu arada kodumuzda kahve olsun. Çok severim ben kahveyi. Şöyle filtre kahve içmeye alıştım bu arada. Alışıyorum. Biraz değişik bir süreç ama olsun. Çok böyle ilk başta zift gibi geliyor. Hani böyle anlam, hayatını sorgularsın böyle. Hayatını sorgularsın ya böyle. Hani ben niye yaşıyorum moruk dersin. İçiyorsun böyle ve hani ve çarpılıyorsun böyle. Ağzın yüzün kayıp gidiyor. Bu arada karşı takım ölümsüz ha. Zor ölecekler. Hani ölmeyecek de ölmeyecek. Warlock Quanchi, Speck of Scorpion falan. Sonra Jason Voorhees kurtaracak da kurtaracak. Bir de onun yerine şey verse mesela. Aa bak, ilk başta Warlock Quanchi'yi vermişti. Hata. Ben onu öldüreceğim. Gerçi kurtuldu ölümden. Ya bunu öldüreceğim birazdan. Tamam. Of baksana, ölmüyor. İkinci ölümden kurtuluşları. Şimdi bak sayalım. Kaç defa ölümden kurtulunuyormuş. Evet. Üçüncü ölümden kurtuluşları. Daha da yok zaten. Bitti, yeter. Olmasın değil mi? Ah be, vuramadım. Benden önce davrandı. Bak onu vurabilsem normalde o animasyonu iptal etti. Yani o kullanamadan öldürebiliyoruz onu. Bunu bloklayacağım bu arada. Atacak o yeteneği. Zaman kaybettirme. Uza. Şöyle bir vurayım. Of 1800 mü? Ya az vurdun ya. Gerçi ilk böyle ilk vuruş ya. O güçlü olmayan kombosu değil mi? Normal. Devam bakalım. Bu arada Kenshi'nin kafası kopuyor yani o şeyde. Böyle oyun sonunda geliyor ya böyle. Boynunu çıtlatmak için. Kafasının koptuğunu duyuyorum ya böyle bir. O nasıl çıtlatmaktır birader? Bak maç bitsin bir dinleteyim siz onu. Şöyle bir atayım. Ya ya ya. Hadi bakayım. Sesini fullleyeceğim birazdan. Okey, kafasının kopuşunu bir duyun. Şöyle bir fullliyorum. Ve sessizleşiyorum. Evet, kafası koptu dediğim gibi. Nedir ya? Öyle bir çeviriyor ki yani 360 derece baykuş gibi. Evet, şunun yanına şimdi bir karakter atalım şöyle bir. Şöyle bir tane de şunu atayım. Devam. Hemen yok etmeye devam edeceğiz. Ronin Kenshi'yi fullleyip diğerlerini bırakıyoruz. bu arada bu challenge sanki hızlı bitti ha. Bilmiyorum, öyle hissettim. Öyle mi sizce de? Bakacağız. Videonun sonunda belli olmuş olacak bir... Yani 30 dakikanın altındaysa çok hızlı bitmiş demek. 35 dakika civarlarındaysa ortalama bir süre demek. Oo 7200, sen ne yapıyorsun, sinirlendi ya. 40 dakika civarıysa böyle hani biraz 45 dakika, hatta 40 civarı da böyle ortalama oluyor. Çünkü neredeyse baştan sona çekiyorum challenge'ı. O 3 kısmı saymayan, onlar kolay kısımlar. Sonraki kısım da birazcık zorluyor böyle ufaktan. Hatta şu an beni zorlamıyor da aranızda muhtemelen zorlananlar olacak. O yüzden buralardan alıyorum hani. Acaba ne yapabilirim diyenler için. Kalktığı gibi vurabilirsem çok mutlu olacağım. Bir daha vururum. Güzel, kalkacak. Yeteneğini atmadan bir daha atarsam yine mutlu olacağım. Evet. Güzel, anlamışım birazcık olayı. Hop.
Güzel. Blok 1'i kırmızı olsa bile çok yakışıklı olacak da. Yakışıklı olacak nedir ya? Benim şu da ağzıma takıldı var ya. Çok güzel olacak da. Devam bakalım. 15 ruh be adamsın, çok güzel ya. 50 ruh da verecek oyunun şeyinde, en son challenge'ın en son kısmında. Of, bir de oradan gelecek. Güzel, ruhlarımız biriksin abi. Yine Elite Pack Pro gelmemiş, ağlayarak söylüyorum bunu. Ama inanıyoruz ya, biz gelecek abi. Bir gün gelecek, elbet bir gün diyerekten devam edelim. Scorch Baraka'da Baraka'yı bu arada hiç alamadım ha. Hiç sahip olduğum bir şampiyon değil yani. Baraka, mesela Tremor. Sonra ne var? Bende olmayan. Bu kadar. Evet, geldim tekrardan. Yine ufak ufak bölümlerden bir tanesiydi. Hemen devam edeceğiz. Yok, bu değil. Şunu ver biraderim. O maçı yendik bu arada. Orayı geçmedi herhalde. Yani yendiğimizi gösterdi diye biliyorum. Orada kesinlemiştir. Hemen devam. 7. savaşa kadar geldik, seri seri. Devam edeceğiz. Acıktım be. Gerçekten acıktım ya. Hadi bakalım. Jax Briggs kardeşim. Bunun tagnası yüksek bak. Bu daha az hasar yiyecek. Blok 1 yakarım hala yok. Aaron Black'in tagnası o kadar yüksek değil ama aynı hasar yediler. İlginç. Of, 2200 vurdu galiba ilk vuruşunda. Bu Tanya'nın canı ne kadar çok ya. Tanya bozuk karakter ha. Hem hasar hem canı çok fazla. Tanya'm var. Liu Kang'im var. Olmayan ne var harbiden ya? Bir Tremor var galiba. Bir de şey var işte. Neydi o? Az önce Baraka. Bunlardan başka olmayan sanırım yok. Hani emin değilim ama. Diğerlerini aldım diye biliyorum hepsini. Ha, şeyler var tabi. Özel gibi şeyler var. Injustice 2. Injustice 2 mi ya? Scorpion. Injustice Scorpion var. Combat Cup serisinden vardı. Combat Cup Johnny Cage yok galiba bende. O yok. O haftaya geliyor galiba challenge olarak. Onu da alırız. O da biter. Ondan sonra ne var abi? Raiden'ın bir tanesi. Gerçi yok. Scorpion tür olarak olanlardan söylemiyorum tabii ki. Tür olarak yani Scorpion'um var. Bunu tekledik bu arada. Güzel oldu. Uzatmayacak. Yani karakter olarak olmayan tür sadece Baraka ile Tremor sanıyorsam. Gerisi var diye biliyorum. Şunu da atayım biraderime. Kritik vursam bir de ah be. Gerçi göremedik o kritik vuruş taraflarını. Neyse hadi bakalım. Şunu da şöyle. Bu ne kadar çok enerji yeniledik ya. Maç mı hızlı bitiyor? Ben galiba şey yapamadım daha. Şunu da katayım. 703 ruh. Güzel. Biriksin biriksin. Ruhun birikmesi iyi. Altın da birikiyor. O da iyi. Bunlar biriksin. Hoş şeyler. Salı gün yok. Çarşamba günü bu arada ne atarız bilmiyorum. Salı günü haftaya için konuşuyorum bu arada. Tabii yani daha başka geri alamayız zaten günleri. Neyse. Yani Salı günü için muhtemelen takım videosu gelecek. Çarşamba için ne yapacağımı bilmiyorum. Ona bakacağız. Belki challenge'ın şey yaparız. Yani challenge kısmını şey yap. Bir de konuşabilsem değil mi? Evet evet. Challenge'ın hard kısmını çekeriz. O da olabilir. Bilmiyorum. İçeriye göre bakacağız. Duruma göre değişecek yani. Hop, takladı da vurduk. Yani challenge'ın hard kısmında zaten sadece son kısmı bırakırım. Karakteri tanıttığım için de hard kısmı alıp devam ederiz. Hard kısmı istiyorsanız da bu arada belirtirseniz daha iyi olur. Alamayanlar için işte nasıl yapılması gerektiğini gerçi göstermeme sanırım çok gerek yok ya. Hani karakterle olanmış yani. Karakter derken ben de karakter yok mu kardeşim? Ben karaktersiz miyim diyorsun yani? Değil. Onu kastetmiyorum. Karakterden kastım oyundaki karakter. Yanlış anlayanlar falan olursa yorumda oluyor bazen. Öyle durumlar olmasın diye. Onu da açıklamak istedim. Şunu da vursam kardeşim. Yok. Ana gitti. 114 nedir ya? 114 kırmızı otobüs şeyi kardeşim. Numarası mı? İsmi mi? Neyi lan o? Sayısı. Devam. Oo, ayağım kramp giriyordu ayağıma. Onu yapmayayım bir daha. Oo, evet, bir daha girmeye çalışıyor. Tamam, şöyle yapayım. Heh. Girmesin şimdi. Hiç videonun ortasında bir kalkıp zıplayamam yani. Kramp girince zıplaya zıplaya geçirmeye çalışıyorum. Hoş değil. Ne yutkundum be, değil mi? O sesi geliyor. Hissediyorum onu yani. Ama maalesef mikrofon çok yakın kulaklıktan dolayı.
yani imkan daha olmadı onları değiştirecek. Maalesef öyle bir şey yapamadım. Oo, Kintaro kardeşim. Bak Tremor mesela. Tremor'dan işte olmasını istiyorum da maalesef yok abi. Aftershock Tremor kardeşim. Uzatma, tamam hadi gel. Bu arada Scorp şeyle bir Kenshi'yle bir hasar atalım ya. Onu istiyorum. Şu kardeşim yeteneğini atarsa eğer. Block Breaker'lıya atma işte. İnatla atacaksın değil mi Block Breaker'lıya? Aynen. O yeteneği bana attı mı? Ya bak. İptal etsene ha. Yeteneğini bir daha doldursun. Doldursun. Onu bekleyeceğim. Doldur bakalım o birinci yeteneğini ve at lütfen, tamam mı? At onu. Aferin. Adamsın. Şunu bir atayım sana. Bir hasar atmak istiyorum. O yüzden 226 bin. Güzel vuruyor. Güzel hasar. Impressive ha. Hadi bakayım. Evet. 13. savaş. Ve şuradan hemen yok. Tamam. Nerede? Scorpion veremiyorsun. Enerjisi bitmiş. Ne çok karakter kullan. Boraichu'yu verme. Shao Kahn'ı verme gerek yok. Goro'yu ver. Bir de iki taneyi versen olur ya. Outworld'ın şeridinde oluyormuş ama çok da gerek yok zaten ona. Boss'u bu arada muhtemelen tekleyeceğiz. Öyle düşünüyorum yani. Kenshin'in ikinci yeteneği de olana kadar boss ölmezse onu teklemeyi düşünüyorum. Ama yarı cana inmiş oluyor yani kesinlikle. İnşallah inmez. Ben de inmemesini istiyorum. Fakat iniyor. İster istemez. Jade biraderim. Yapma onu. Yapma onu. Yakışıklı çocuk, yapma onu. Blokladım mı onu? Bloklamadım. Block breaker var galiba. Gerek yok. Şunu ben attığımda kritik girmedi, ölmedi. O yüzden mal oldum. Devam. Bunu da öldürdük. 14. savaşı seri bir şekilde geçelim. Kenshin yapınca bu arada çok güzel oluyor ha. Hani sürekli şey oluyor ya. Bu ne ya? Arama geliyor. Bu neyin araması? Neyse biraz daha beklesin abi. Yapacak bir şey yok. Beklemesi lazım. Evet. Şöyle bir devam edelim. Jax kardeşim. Oo, yapma be. Malina. Malina kardeşim. Seni bir tekleyelim mi? Ne dersin? Yok. Tekleyemeyelim. Tanya biraderim. Gel bakayım sen de, biz sana da bir yolunu gösterelim biz. Şöyle bir, ah be yapma. Blokluyken ne kadar vuruyor? 65k, anlıyorum. Bloklu hali bu kadar. Ya nasıl bir şeysin? Yaratıksın ya Kenshi. Devam bakalım. Evet, bu Raichu. Şimdi ben bunu muhtemelen dediğim gibi yine ikinci yetenekli olana kadar belki ölmüş bile olabilir. Hani onu bilmiyorum, emin değilim. İnşallah ölmez. Ölmesini istemiyorum bu çarın. Ölmesin de bir boss üzerinde ne kadar vurduğumuzu görün. Hadi birinci yetenek doldu. Yarı cana inmek üzeresin. İkinci yeteneğin dolmasına biraz daha var. Kalkan açtı. Anlıyorum. Neyse tamam. Kalkanını sen aç, takıl kafana göre. O kalkanın illaki gidecek. Ne bu? Ne? Martial Arts'a karşı. Ha, Boraço'nun özelliği bu. Onu söyleyeyim size bu arada. Şimdi söyleyeyim de ona göre yapın, hani yenemeyecek falan olursanız. Aha, tamam. Şimdi diyor ki eğer diyor senin takımında hani eğer senin takımında diye bir şey demiyor bu arada. 10 saniye mesela Outworld karakterle bu Boraço'nun karşısına çıktınız. Ve takımınızda işte bir tane Outworld olsun, bir tane Martial Arts olsun, bir tane işte Netherrealm olsun, tamam mı? Outworld'da durduğunuzda 10 saniye sonra bu adam Outworld'a karşı ölümsüzlük kazanıyor. Yani mutlaka ya Martial Arts'a ya da Netherrealm'a geçmeniz gerekiyor. İkisinden birine geçmezseniz öldüremezsiniz bunu. Mesela ben şu an geçtim. Bakın Outworld tarafından hasar yiyor. Birazdan bakın o kalkan çıkacak yine. Ve bu herif ölümsüz olacak. Göstereyim. Aynen. Bak şu an ölümsüz. Benden hasar yemeyecek. Bak izle. 0. Yine 0. Bak şimdi. 0 0 0 0 olur, 0 yani vuramıyorsunuz. İnşallah yetenek atar. At bakayım yetenek. Hadi oğlum, at yetenek, boss ekleyelim hadi. Adamsın. Adamsın ama hasar yememeye açmadın, çok güzel. 226 bin boss ekleme. Ya bak çakal ölümsüz oldu ama böyle öldürmek de bu boss'a yakışmaz be. Aga be. Sen git boss ol. İki tane gelsin, geri çek animasyonuyla seni öldürsün. Üzücü yani. Boss için tabii ki benim için değil. Güzel. Şimdi Boraço'muzu ver kardeşim. Güzel. 5100'den kaç hasara çıkıyorsun? 7700. 11K da canı var. Güzel, tatlı tatlı. Hoş.
Hemen şuradan bir Faction Wars'tan ben size bu karakteri bir tanıtayım Üçlü Savaşımızda. Şöyle ki Boracho çok başlardaydı galiba. Ben onu öncelerden almıştım. Evet. Şurada. Yanına hemen bir Cold War Sonya Blade'i verelim. Ölmemesi için. Bir de ne verelim? Outdoor değilsin. O yüzden Tournament Quan Chi'yi versem olur aslında. Hani, gerçi yok. Tournament Quan Chi'yi biraz saçma oluyor. Ne verebilirim senin yanına ölmemen için? Spec Ops Scorpion olabilir mesela, değil mi? Gayet güzel olur. Ya da Classic Liu Kang olabilir. Evet, Classic Liu Kang. Yo, gerçi Boray çok güçlü oldu. Aynen, Boray çok güçlü olduğu için bir sıkıntı çıkmayacaktır. Devam. Şuradan üçlü savaşa bir gelelim. Orada ben size tanıtayım şu karakterin özelliklerini. Girmeden önce şöyle bir girelim şuraya. Ve tanıtmaya başlarım. Şimdi. Şöyle ki. Double Vision. Bu herifin pasifi. Diyor ki karşıdaki, mesela bu herif bazen ataklarında %50 ihtimal, bazen değil aslında %50 ihtimalle karşıdaki rakiplerin hepsini vurma ihtimalini yakalıyor. Yani alan hasarı gibi düşün. Alan değil, toplu hasar gibi düşün. Mesela bir kere kombosunu yapıyor, ikinci yapıyor. Kombosunu bir vuruş yapıyor, iki yapıyor. Üçüncü vuruşunda mesela %50 ihtimalle diyelim ki şey tetikleniyor. Vuruş tetikleniyor. Combiners and... Yok bak şöyle. Ender kombomuz var ya mesela, vuruyoruz vuruyoruz sonra bir tane kaydırmamızı istiyor ya bir tane oyun bize. O kaydırma vuruşunda veya kritik vuruşlarda. Ya onda ya da kritik vuruşta. %50 ihtimalle karşı rakibin hepsine o hasarı yansıtma ihtimali. Yani siz 2 tane vuruş, 3 tane vuruşunuzu yaptınız. Combo Enders geldi. Yani Ender combo geldi işte. Her neyse. Geldi ve Ender. O Türkçesi belki farklıdır. Her neyse ya. Uzatmayacağım orayı. O geldi, kaydırdınız. Kaydırdığınızda %50 ihtimalle, eğer o ihtimal gerçekleştiğini düşünün. 700 vuruyorsanız mesela karşı rakibi o hasarı yansıtıyor. Hani tüm rakipteki tüm şeyler, karakterler yiyor o hasarı. Nasıl olduğunu hemen göstereyim daha fazla uzatmadan. Birinci yeteneği şu şekilde vuruyor artı stunlıyormuş. Bak vuruşlarını yaptıktan sonra stunlıyor. İkinci yeteneği aynı şekilde hasarını bırakıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Bu arada bunun şeylerini yükseltebilirim ya ben. Hazır bunu tanıtırken yükselsem olabilir de neyse. Hasarını atıyor, ondan sonra zayıflık bırakıyor. Zayıflık etkisi, yani hasarını kırıyor karşı rakibin. Üçüncü yeteneği attığında, yani special atanı attığında, işte X-ray'ini attığında karşı rakibi sakat, animasyonu bitirip karşı rakibi sakatlıyor. Yani sakat bırakmak ne demek? Yeteneklerini atamamasını sağlıyor. Böyle hemen girelim bir oyuna nelermiş. Birinci yeteneği, ikinci yeteneğini göstereyim. Üçüncü yeteneği gösteremiyorum. Uzun sürüyor onu. Hani bir elde elde demiyorum. Genelde öldürüyorlar. Maalesef. Onun için ayrı bir seri gelecek de ne zaman gelecek bilmiyorum valla. Bakacağız ona da. Lan bir videoya girektik ya. Herkes arayan arayan. Alperen, wow. Türk kardeşimiz arkadaştı. Mutlu oldum ya. Şuna geçeyim bu arada ya. Alperen bizi öldürmesin abi. Life Steal var. O güzel bir şey. Biz de bayağı can çekebiliyoruz. Artı bunun ikinci seni zaten şey yapıyor. Can... Can dolduruyor da keşke onu atmasaydım ben. Can dolduruyor deyip bunu atmam da farklı bir kafa tabi biliyorum ama. Şuna geçeyim. Bak girişte böyle güzel bir animasyon yapıyor ve bunun bloğu bu arada böyle aynen. Aynen böyle abi. Böyle saçma bir bloğu var. Bak böyle kıçını yana şey yapıp çevirip blokluyor. Birinci yeteneği şu şekilde. Bunu gazlıyorsunuz ve o da karşı rakibe gazlıyor. Çok güzel değil mi? Bence bayağı iyi ya. Osur ya bildiğin hani. Türk karakteri lan bu. Bizlere özel yapılmış bir karakter olmalı bence. Bak girişe bak. Of tabi bunu biz yapamayız ama. Bak şimdi combo. Ender kombomuzu bir atalım. Karşı rakibi dikkat edin. İnşallah atabileceğim. Bak attım. Bak karşı rakibi 795 girdi. Gördünüz mü onu? Bir geri sarın isterseniz. Health Span Scorpion'a bakın. Bu arada bu öldü ya. Lan öldürdünüz. Ne yaptınız ya? 2 dakika bıraktık. Öldürdü. Şuna bak. Aferin. Senin ben. 2 video çekettik birader. Güzel öldürdük onu en azından. Blokladım. Karşı rakip kendisi... Of! Şu kendine yansıtma olayı var ya. Aşırı iyi ya bu karakterin. Bir tane daha etkin var. Onu da kendine yansıttı. Çok iyi. Tournament Quan Chi bayağı iyi bir karakter ya. Gerçekten aşırı iyi bir karakter abi. Şöyle şunu atayım. Bir zayıflık etkisi artı. Kaydıramayacağım bu arada. Elim üşüyor şu an. Gerçi 85 gene iyi. Çok güzel. Öldürdük. Tamam. İkinci savaşa bir hemen geçip
Olayı şarkım size göstereyim. İkinci yeteneğini göstermek istiyorum. Onu gösteremeyeceğim diye üzülecektim. Ooo, kendisi 7 level. Yani 7. evrim. Üzücü biraz. Ama dert değil. Hallederiz. Hadi bakayım kardeşim. Ne o kardeşimiz? Ooo. Şuna geçen bu arada. O, ah güzel. Şeyini kırdık. Power Drain atamayacak bize. Şöyle bir şunu da atayım. O hasar çok yüksek olacak. O yüzden şey yapmasını istemiyorum. Bu Raichu'ya bırakmasını istemiyorum hasarı. Gerçi şuna geçsem daha mantıklı. Şimdi o hasar atarsa kendine yansıtırız. Güzel olur. At bakayım yakışıklı. Güzel. Life Drain'imiz. Bak. Mesela 3046 vurdu kendine. Bayağı iyi değil mi? Şuna bir geç bakalım. Power Drain'ini atma. Ya sen salak bir karaktersin. Şöyle bak, karşı rakibe kritik vurma dikkat edin. Bak karşı rakibe nasıl işliyor, görüyor musunuz? Bayağı iyi değil mi ya? Bence bayağı iyi abi. Bak yine aynı şekilde karşı rakibe işliyor. Yapma, öldürme. Heh, tamam güzel. Öldürmesi beni üzecekti. Bu arada Life Drain'im niye gelmiyor abi? Life Drain'imi verin artık. Şunu atayım da bir şey yapalım. Can yenilemesi gelsin bize. Öldürebilir bu arada bu hayvan. O yüzden az vurmaya bakacağım. %16. Tamam. Öldürmesin yani. Deneme yapalım daha. Power Drain'i atar mısın buna? Çocuk. At bakayım. At hadi at. Hadi boş yapma ya. At hadi. Atmayacaksın değil mi onu, inatla? At hadi at çocuk ya. Tekmeni mi atacaksın? At tekme, at hadi. Heh. Çok vurdun. Hala çok fazla vurdun. Şimdi şöyle hemen ikinci yeteneğini göstermek istiyorum. Şu şekilde. İlk vuruşumuzu yapıyor bu kardeşimiz. Bakın şöyle. Fıtı fıtı vuruyor. Artı yere atıp bir de yerden böyle kalkinerek, köşkenerek yapıyor. Böyle kalkıp bir koyuyor böyle. Yok ediyor. Osuruyor falan ama bayağı iyi yani ya. Bu hadi hadi. Bak karşı rakibe dikkat edin. Yine muhtemelen yapacak o şeyini. Attı. Yapamadım. Evet müthişim. Öldürdün mü? Öldüremedin. Öldüremediysen ben şöyle ağzına bir gazımı salaraktan seni bir öldüreyim kardeşim. Hadi eyvallah. Güzel. Burayı da bitirdik abi. Bir savaş daha yapıp videomuzun ufaktan sonuna geleceğiz. Oo, full diamond team. Hadi bakalım. Classic Raiden'in olmasını çok istiyorum bu arada ya. Keşke çıksa da maalesef çıkmıyor. Hafta sonu yine pek açımı olabilir. Öyle bir şeyin olmasını umut ediyorum. İnşallah olacak yani. O videoda belki Classic Raiden çıkartırız. Belli mi olur? Hani çıkartacağımı düşünenler şimdiden rezini alsınlar. Bunu bloklayayım bu arada. Şu yeteneği at bakayım sen. Atmayacağım ben. S7 ne alaka bilmiyorum. Şöyle bir kardeşimi vursam. Not serisi daha güzel kardeşim. Not serisine ne alayım? Ooo, Block Breaker var bunun. Evet. Çok vuracaksın mı? Çok vurdum valla. Şuna geçeyim ben bir. Hasarı kendine yansıttı aynen. Güzel. Bu da iyidir. Şunu atma bu arada. Yine atacaksın mı yeteneği gerçekten? Attı. 1600 kendine vuruyor. Bana daha fazlasını vuruyor da. Şöyle bir girerken şunu da şöyle bir atayım. Bloksuz halde de göstermiş olalım. Bloklamıyorken ne kadar vurduğunu da görün istiyorum. Vur bakayım yakışıklı. Hop. Ne kadar vurdu bilmiyorum. Karışık bir hasar attı. 1600 can çektik bu arada. Bayağı iyi. 187 artı 224. Çok iyi. Deli gibi can çekiyoruz da blok birlikte var herifin. O üzüyor. Şunu da attı mı? Hadi bakayım. Yapma be. Şuna bir geçelim. Şöyle bir öldürebilir miyim? At bakayım. Hop. Of. Deli gibi vuruyor. Nasıl öldürmeyeyim ki ya? Of. Ruhlar bize geliyor bu arada. Feast of Strength'ten. O gelişi gördünüz mü? Ruhların gelişini. Güzel bir animasyon yapmışlar oraya da. Evet. Teşekkürler kardeşim. Evet dostlar. Boğraç'ımızda bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Challenge hoşunuza gitmiştir. Benim hoşuma gitti. Güzel, tatlı bir karakter. Türkleri andıran bir karakter. Gerçi Çin suratı olsa, Çin mi, Japon mu, Kore mi, hepsi aynı gerçi bunların ama her ne kadar o surattan olsa da bizden bir karakter bu kardeşimiz. Bize yakın bir karakter. Her neyse, daha fazla uzatmayalım. Video hoşunuza gitse beğenebilirsiniz. Ya video hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın diyeyim, daha doğrusu beğenebilirsiniz nedir ya. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.